Erdoğan'ın açıklamaları NAS'a devam dedi. NAS uygulamaya devam edeceğiz dedi. Altındaki yorumlara bakıyorum gerek Cumhurbaşkanlığı sitesinin resmi hesaplarında gerek Adalet ve Kalkınma Partisi'nden paylaşılan, retweet edilen o paylaşımların altında 20 yıldır neden uygulanmıyordu NAS? Neden bugün uygulanmaya başladı? Sorusu en temel soru elbette. Diğer yandan nasıl bırakalım iktisadi bilime dönelim diyen TÜSİAD'ın, bugün Turyol'un, daha önce İstanbul Sanayi Odası'nın hepsini bırakın toptan gelen açıklamalar bambaşka bir sürece işaret ediyor. Peki nereye gideceğiz? Biz her cuma, her perşembe, her çarşamba günü gördüğümüz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Türk lirasındaki tarihi değer kayıplarını görmeye devam mı edeceğiz? Bakın canlı piyasalar durulacak gibi değil. Dolar 17.49, Euro 19.70, sterlin 23. 1 sterlin 23 lira. 1 euro 19.72. 19 lira. 1 dolar efendim. 1 dolar 17.5 lira. Şimdi bazı tweetler görüyoruz. 100 lirayı bozdurmaya gittim markete. Para kalmadı diyor vatandaş. Yani artık bozdurmak mümkün değil diyor. Gelen mesajlara bakıyorsunuz. Yine bir başka mesaj. Marketlerde müze havası yok mu diyor. Çok acayip diyor Zümrüt Hanım. Çünkü insanlar eserin önünde duruyor, düşünüyor. Geri çekilip biraz uzaktan bakıyor. Sonra yaklaşıp eser hakkındaki açıklamayı bir kez daha okuyor. Uzaklaşıp esere son kez bakarak vay be diyor. Bugün yağ fiyatları işte marketlerde vatandaşlarımızın, bizlerin böyle davranmasına yol açıyor. Okuyorsunuz etiketi, inanamıyorsunuz. Bir önceki günle bile arada çok büyük farklar olduğu için. Peki nereye gideceğiz? Temel soru bu. Temel soruyu sormak lazım. Dolar TL nereye gidiyor efendim? Bu zamlarla kışı nasıl atlatacağız? Var mıdır bir cevabı? İktisadi bilimden uzaklaştık diyor ekonomistler. Biz yine doğru bildiğimizi yapalım. Onlara sormaya çalışalım efendim. Halk TV programcılarından değerli ekonomist Mustafa Sönmez bizlerle birlikte. Sayın Sönmez merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Can, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evren Devrim Zeryut bizlerle birlikte değerli ekonomist. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Mustafa Sönmez'le başlamak isterim. Nereye gidiyor böyle? NAS ve zam arasında kaldık diyor vatandaş. NAS ve zam bizi nereye götürecek? Az önce sorduğum soruda olduğu gibi hafta sonu konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izlerini, etkilerini hafta içi yaşamaya, zamlarla boğuşmaya devam mı edeceğiz diyor. Vatandaş çok açık yüreklilikle bu soruyu soruyor. Mustafa Bey sizle başlayalım. Can maalesef vatandaşı çok yüksek zamlar bekliyor. Yani hali hazırda satın aldığı fiyatların da üstünde fiyatlarla karşılaşması çok muhtemel. Çünkü bu döviz fiyatı enflasyon olarak artmış fiyatlar yeni etiketler olarak geri dönüyor. Türkiye ekonomisinin maalesef iğneden ipliğe birçok mal ve hizmeti ithal girdiyle üretiliyor. Ve döviz fiyatı arttıkça bunların ithalatında kullanılan döviz sonuçta vatandaşa yeni fiyat olarak geri geliyor. Bu kaçınılmaz. Yani biz 3 Ocak'ta Aralık enflasyonu açıklanacak. TÜİK istediği kadar saklamaya çalışsın. Bu kez saklayamayacak. Aylık en az %10 enflasyon göreceğiz aylık ve yıllığı %32'ye ulaşacak. Ve maalesef Şubat ayında biz yine bir 10 görürüz. %42'ye çıkar. Yine 10 görürüz. %52'ye çıkar. Yani bunun önünde alınmış hiçbir önlem yok. Bu bak bir ay içinde 10 liradan 17 liraya çıktı dolar bir ay içinde. Şimdi bunların hepsinin henüz sonuçlarını görmedik. Bunlar kayıtlara henüz girmedi. TÜİK'in hesaplamalarına girmedi. Ve maalesef bunların hepsini biz şu an yaşadığımız gibi önümüzdeki aylarda da yaşayacağız. Ve bunu azaltmaya dönük iktidarın, rejimin hiçbir çabası yok. Tersine dövizin durulması, gerilemesi için attıkları hiçbir adım yok. Her demeçleri dövizi biraz daha fırlatıyor. Dün Erdoğan konuştuğunda
Ben yarın dolar 18 liraya yaklaşır, hiç kaçınılmaz diye tweet attım. Hakikaten de şimdi 18'e çok bir şey kalmadı. Biraz herhalde Merkez Bankası müdahale eder mi, ederse gevşer yine alırız beklentisi mi var nedir? Ama 18 lira olmuş bil, avroyu da 20 lira olmuş bil. Şimdi bu tabii insanlar haklı olarak şunu soruyorlar ya bu bunu görmezler mi? Evet. Bundan hiç telaş etmezler mi? Yani bunun sakıncasını. Erdoğan o noktaları geçti. Yani insanların şunu anlaması gerekiyor. Erdoğan'ın derdi seçimlere kararlı, inançlı, dediğinin arkasında duran, güçlü, imanlı, Müslüman bir lider algısıyla girmek. Buna oynuyor Erdoğan ve bu imajı yaratarak arkasında böyle bir kitle toplamaya çalışıyor ya da kitlesini böyle konsolide etmeye çalışıyor. Şimdi bu imajı yaratmak için yakıp yıkıyor. Yani ne ekonomi dinliyor, ne gelecek dinliyor, ne ekonomik istikbal, insanların işi, aşı böyle bir şey dinlemiyor. Yaratmak istediği imaj ve onunla iktidarda kalma kaygısı her şeyin önünde. Bu tabii insanlar buna ne kadar biat eder, ne kadarı bu imajın arkasından gider. Açlığı yenebilecek bir oy motivasyonu olabilir mi Mustafa Sönmez? Açlığı yenebilecek. Açlığı yenecek bir motivasyon tarihte var mı örnekleri? Ben fazla bilmiyorum. Bir iki istisna varsa vardır. Ama böyle bir şey yok. Çünkü insanoğlunun ihtiyaçlar silsilesi bellidir. Yani fiziki ihtiyaçlarını karşılamadan diğer ihtiyaçlara prim vermesi hiç kolay değil. Yani bu iş dünyasında da müsiat, tüsiat diye ayrıştı. Demin sen de bahsettin, evet. TÜSİAD'ın açıklamaları. Müsiat hasbelkader bu organik ilişkiden ve vefa borcundan dolayı Erdoğan'ın arkasında görünmeye çalışıyor ama onlar da içten içe çok sızlanıyorlar Can. Bir aralıkta demeç vermişler dolar 12 lirayken iki haftaya kadar dolar durur diye. Bak iki hafta sonra 12 liralık dolar 18 lira oldu. Şimdi bunu söyleyenlerin demek ki öngörüleri de yok. Peki buna nasıl tahammül edecekler? Yani bunu ne Erdoğan'ın tabanı ne sırtını dayadığı iş dünyası uzun süre kaldıramaz. Çatlar, bu şey çatlar. Ama maalesef bizim kan kaybımız çok yüksek. İnsanların iş, aş kayıpları çok yüksek. Burada işte her tür muhalefete, siyasi muhalefet, diğer ekonomik, demokratik, sendikalar, meslek kuruluşları, herkesin bu işten zarar görenlerin bir erken seçim için el birliği yapıp bu cinneti durdurmaları gerekiyor. Evren Devrim Zelyut, nas ve zam arasında sıkıştık vurguları yapılıyor. 20 yıl sonra neden akla geldi nas diye soranlar var. İktisadi bilime dönüş olmadıkça açlık çekmeye devam edecek miyiz diye soranlar var. Kışı nasıl atlatacağız diyenler var. Soru çok. Yanıtlar önemli elbette. İktisadi bilimden uzaklaşan bir yönetim vurguları yapılırken. Neler söyleyeceksiniz? Aklıma benim tarih geliyor. Yani Muaviye'nin Hazreti Ali ile yaptığı savaşta nasıl Muaviye askerlerinin mızraklarının ucuna kutsal kitabımızın sayfaları geçirilmişse, şimdi duyduğumuz dini söylemlerin de bence ondan hiçbir farkı yok. Dolayısıyla bütün bunlar bireysel çıkarlara hizmet ediyor ve bunu bugün AKP'ye oy vermiş çekirdek seçmen de iliklerine kadar hissediyor ve orada da çok büyük kopuşlar, kırılmalar var. Ben bunu sürekli söyledim. Dolar 10 liradayken de söyledim, 11 liradayken de söyledim. Türkiye'deki problemler şu an gerçekten çok büyük bir sıkıntılı noktaya geldi. Ama şunu unutmayalım, AKP salgından önce de kan kaybediyordu. Unutmayalım, büyük şehirleri kaybetmişti. Dolayısıyla şu an buradaki kayıp çok daha korkunç noktalara gitti. Bunun da tarihte örnekleri var Can Bey. Dönüp hangi tek adam rejimine baksanız mantıktan kopuş, kendi söylediklerinin adeta ilahi bir buyruk gibi olduğuna inanan, akıldan, rasyoneliteden koparak
ülkeyi, ekonomisini, bütün halkı bir uçurumdan aşağıya sürükleyen örneklerle karşı karşıyayızdır. Bir örneğini de ne yazık ki şu an Türkiye'de görüyoruz. Bakın ben geçen gün girdim, bu Merkez Bankası dolar TL'ye müdahale ediyor. Hocam da dedi zaten kuvvetle muhtemel zorunlu karşılıklı.